tweet attı. Şu anda duvarımda. Ekrana ne başlık atalım? En basit, en yalın tabiriyle Yiğit Bulut'tan Ekrem İmamoğlu'na saygısızlık. Ama içini dolduracağız. Şimdi kendi tweet hesabı. Dolayısıyla ben atmadım. Bizim küçük bir kuzen vardı. O artmış diyemez herhalde. Sizinle bir cümle paylaşacağım diyor Yiğit Bulut. Not edin. Tartışacağız, göreceğiz. Buraya dikkat. Ekrem İmaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti için bir milli güvenlik sorunudur. Buraya dikkat dedik. Çok önemli dedik de şuna bakar mısınız? Küçük harfle yazıyor. E de küçük. Ekrem Bey'in isminin dil bilgisi kuralı da dahil isimlerin büyük harfle yazılması gerektiğini Yiğit Bulut bilmiyor mu? Kendince küçümseyecek. Ardından İmamoğlu diye biliyoruz Ekrem Bey'in soyadını öyle değil mi? Nereden çıktı İmaoğlu? Bilinçli yazıyor. Küçümseyecek, saygısızlık edecek ya. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti için kepslok açık kalmış büyük harfle bir milli güvenlik sorunudur. Bu kadar oy almış, bu kadar teveccühe mahsar olmuş. Ekrem Bey için milli güvenlik sorunu, ülkenin beka sorunu. Çok enteresan. Medyamız gerçek analiz kabiliyetine ulaşınca bu tezin içini doldurmayı başaracaktır umarım. Not alın. Yine caps lock açık kalmış Melih Gökçek gibi. Şimdi medyamız gerçek analiz kabiliyeti. Yiğit Bey dolarla ilgili tahminleriniz, öngörüleriniz, analizleriniz gün gibi hafızamızda, aklımızda. Analiz, sentez, hipotez. Peki kim dolduracak yoksa size bağlı yandaş medyanın işini yapmadığını mı düşünüyorsunuz? Metin bu. Atılan mesaj bu. Bu arkamda dursun. Birkaç tane mesajı altına mention, cevapları seslendirmem anlamlı olacak. Araştırmacı Hüseyin Çalışkaner bakın ne yazmış. Bunu dolar 3 lira olursa yüzüme tükürün diyen adam mı söylüyor? Hadi oradan. Konuşan kalem. Dolar tahminlerine benzemesin bu ve Nevzat Aydın bilirsiniz. Önemli bir ticaret insanı, bilişim erbabı. Diğer yazdıklarınıza takılmadım da Ekrem İmamoğlu yazmak yerine özellikle küçük harfle ve soyadını değiştirerek Ekrem İmaoğlu yazmışsınız. Sebebini anlayamadım. Dolar 3 lira oldu mu Yiğit Bey? Yok dolar 33 lira oldu. Bir üçün yanına bir üç daha geldi. Ve Murat Hamunga'nın sözü geliyor aklıma. Ne büyük sözmüş. Türkiye'de her şey olabilirsiniz de asla rezil olamazsınız. Peki...